Bu korona ne alemde? Değil mi? Bitecek mi? Ne koronası? Korona diye bir şey mi var? Yani korona sizi etkilemedi kısaca. Sen dalga mı geçiyorsun ya? Korona diye bir şey mi var? Korona diye bir şey yok. Sizi kandırıyorlar, sizi aldatıyorlar. Korona diye bir şey yok. Yok. Siz sadece beyninizde yaşıyorsunuz koronayı. Ne Türkiye'de ne dünyada korona diye bir şey yok. Yani korona yoktur. Yani çok ciddi iddialar hocam bunlar. En son Oytun Erbaş da böyle konuşmuştu. Kusura bakma. Bir, Oytun Erbaş'ta beni yan yana koymayın. O bizim üstadımız, o bizim pirimiz. Ben Oytun Erbaş'ın hani lafın icabı tırnağı olsam dünyalar benim olur. Oytun Erbaş'a laf yok. Ama senin soruna devam şey yaparsa Oytun Erbaş asla ve asla korona yok demedi ki. Ben diyorum. Oytun Erbaş korona var dedi. Geliyor dedi. Vahşi virüs dedi. Oytun Erbaş korona konusunda en doğruları söyledi ama herkes onu yanlış anladı. Ben buradan Oytun Erbaş'a bir mesaj göndereyim. Takma. Çünkü sevgili Oytun, anlatamazsın bu millete. Neden anlatamazsın bu millete? Nasrettin Hoca'nın fıkrası gibi. Adam ölmüş. Çok da sevilen bir adammış köyde. Koymuşlar tabuta. Mezara doğru hurra gidiyorlar. Dualar. O sırada tabutun üstü açılmış. Hocayla göz göze gelmiş. Hoca demiş ben ölmedim ki. Beni bu tabuta koydu da ben bayılmıştım. Hoca bir cemaate bakıyor. Huşu içinde mezara doğru gidiyorlar. Bir adama bakıyor. Adam ölmemiş. Şimdi bu cemaate ne anlatacaksın? Nasıl anlatacaksın? Hoca demiş ki kapat lan tabutu. Ben bu cemaate ne anlatacağım demiş. Korona diye bir şey yok derken salaklaşmayın, aptallaşmayın. Tabii ki korona diye bir şey var. Bütün dünyayı, hepimizi hapseden, hepimizi hatta gönüllü olarak hapseden korona diye bir şey tabii ki var. Korona yok derken ben çubuğu tersine bükmek için, size bir şeyi ifade etmek için söylüyorum. Korona diye bir şey olmaz olur mu? Ama UFO diye bir şey yok. Bugünlerde UFO'yu çıkarttılar. UFO diye bir şey yok. Ama korona diye bir şey var. Ha, korona dediğimiz şey insan eylemi yapmadır, doğal mıdır, vahşi bir virüs müdür? Bu konuda çok spekülasyonlar var. Benim şahsi kanaatimi söyleyebilirim. Müneccim değilim çünkü. Korona diye bir virüs vahşi hayvanlardan bize geçmiş bir virüstür. Hızlı yayılıcı özelliği vardır. Çok öldürücü özelliği değil ama tabii bir öldürücü özelliği de var vahşi bir virüs olduğu için. Bir at gibi düşünün. Kişneyen bir at. Tekmeliyor, ediyor vahşi at. Vahşi at ne yapar? Kişner, tekmeler, onu yapar, bunu yapar. Ehlileştirdiğin zaman uslu hale gelir. Biz şu anda o koronayı uslu hale getirmeye çalışıyoruz. Ama sorun bu değil ki. Korona tabii ki var. Ama abartıldığı gibi bir şey değil. Onu anlatmak için söylüyorum buraya. Tabii ki korona var. Korona yok demek zaten delilik. UFO var demek ne kadar delilikse. Korona yok demek o kadar delilik. Ama şunu söyleyeyim size çocuklar. Korona değil esas problem. Esas problem koronadan sonra gelecek olan tsunami. Koronadan sonra gelecek ekonomik problem. Ve bu ekonomik problemler dünyayı o kadar sardı, o kadar büyük problemler var ki dünyada ekonomik manada, işsizlik manasında. Koronayı 100 kez abarttılar, 1000 kez abarttılar. Ben o yüzden bu 100 kez abartmaya, 1000 kez abartmaya korona yok diyorum. Politikacılar etkilendi. Onlar çünkü korona yok deseler linç ederler adamı. Dünyanın imparatoru sayın, ayıp olacak ama gerzek Bush bile, Trump nereden çıktı Bush? O eskisiydi. Trump bile ne yaptı? Ya o kadar abartmayın ya bu bir virüs dedi. Adamı linç edeceklerdi. Dolayısıyla kim olursanız olun korona yok derseniz linç edilirsiniz. Ben korona yok derken linç edilmemek için korona var diyorum. Ama bu korona abartılacak bir şey değil. Biz bunu 100 kez, 1000 kez biz derken bu işi anlamayan doktorlar olabilir, bilim adamları olabilir, kullanılan insanlar olabilir, büyük firmalar olabilir, dünyanın ekonomisi olabilir. Biz derken o bizi kastediyorum. Biz başka bir şeyi kamufle etmek için ya da başka korkularımızdan dolayı var olan bir koronayı 100 kez, 1000 kez abarttık. Bu şuna benziyor. Elinize bir dürbün alın. Sizi 100 kez büyütülmüş olarak görebilirim. Dürbünü ters çevirirsem 100 kez küçültülmüş olarak görebilirim. İnanın bana bir ay sonra dürbünü tersine çevirecekler ve bu sizin var dediğiniz 100 kez büyümüş olduğunu gördüğünüz korona birdenbire küçülecek. Korona bitti diyecekler, bitecek. Ama bitmeyecek. Korona gene devam edecek.
Ama siz artık sosyal medyada, siz artık sabahtan akşama kadar korona 3 aydır duyduklarınızı duymayacaksınız. O yüzden bitti sanacaksınız. Ne korona vardı, ne korona bitecek. Korona vahşi bir virüs. Dünyada da maalesef başları sağ olsun birkaç yüz bin kişiyi öldüren bir virüs. Birkaç yüz bin kişi daha öldürebilir. Birkaç dalga daha gelebilir. Bunların hepsi mümkün. Ama korona dediğiniz olay ya da insanların kafasındaki korona denilen olay gerçek koronadan farklı. Gerçek bir korona var. Ama insanların kafasındaki korona gerçek korona değil. 100 kez büyütülmüşü. Yakında da 100 kez küçülmüşü göreceksiniz. Bana inanmayın şu anda. Küfredin. 2 ay sonra ne korona kalacak, ne morona kalacak. Şu anda iddia ediyorum 2 ay sonrasına. Ama sakın gene yanlış anlamayın. Oytun gibi yapmayın beni. Oytun zavallı bilimselliğini ve tatlı cümlelerini kurbanı. Oytun hiçbir kabahati yok. Ama size şunu söyleyeyim. 2 ay sonra korona kalmayacak derken ikinci dalga, üçüncü dalga gelmeyecek demiyorum. Gelebilir. Eğer onlar, tırnak içinde onlar isterlerse gene bir ikinci abartmaya girebilirler. Ama girmeyeceklerdir tahmin ediyorum. Çünkü korona değil, morona. Morona değil, ekonomi. Ekonomi allak bullak olacak. Yüz binlerce, milyonlarca işsiz gelecek. Türkiye için düşünürsek ki bizim için Türkiye önemli. Tüm dünya önemli, tüm insanlık önemli ama öncelikle Türkiye önemli. Turizm yok olacak. İşsizlik 10 kat artacak, 5 kat artacak. Onu ben bilemem, ekonomist değilim ama çok artacağını net olarak görebiliyorum. Bence herkes görüyor zaten. Benim görmeme gerek yok. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı hocam? Her şey değişecek mi diyorsunuz? Hayır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyenlerden değilim. Her şey eskisi gibi olacak diyenlerden de değilim. Belli bir değişiklik olacak, %5-10. Ama bu %5-10 bütün dünya ölçeğine baktığınız zaman çok büyük bir değişikliktir. Evet, korona öncesi ve korona sonrası bir dünya olacak. Çünkü insanların algılarıyla nasıl oynanacağını gördüler. Bir basit virüsü bir canavar yapıp, canavar yaptıktan sonra her eve sokup, her evde bir canavar yaratmayı öğrendiler. Bunun devamı gelir. Korona olur, yarın bugün morona olur. Ama bunun devamı gelir. Çünkü o küçücük virüsü kafalarınıza soktular ya, her evde bir canavar yarattılar ya, her evdeki canavardan dolayı hepimiz eyvah korona var, öleceğiz, böleceğiz, annem ölecek, babam ölecek, 65 yaş üstü ölecek, çocuklar çok bulaştırıyor diye birbirimize korku saldılar ya, bu konudaki elde edilen üst düzeydeki politikacılar diyelim, dünyayı yönetenler diyelim, bu deneyimleri yazıyorlar, kaydediyorlar. Bu deneyimleri yazmak ve kaydetmek için koronayı çıkarttılar demiyorum. Ama korona diye bir şey çıktı, bunun gerekçesi oldu diyorum. Ben koronanın insan eliyle yaratıldığına, komplo teorilerine tahmin etmiyorum. Neden yani hocam? Olamaz mı yani? Sizce yapmış olamazlar mı? Böyle bir ihtimal olamaz mı? Zayıf ihtimalleri ben bilemem. Dolayısıyla benim bildiğim şey şu. Korona diye bir virüs var. Buna COVID-19 diyoruz. Bu var olan şeyi insan eliyle mi yapıldı? Tesadüfen vahşi bir virüsle mi şey yapıldı? Yoksa Amerikan kompromisi? Ben bunları nereden bileyim ya? Ben müneci miyim? Bunu bilenlerin de bildiğini zannetmiyorum. Atıyorlar, tutuyorlar. Onu ben bilemem. Ama bildiğim bir şey. Ya komplo teorisi, belki de komplo teorisi denilen bir şey var. Zaten komplo teorisi olduğuna göre komplo diye bir şey de var. Belki bu da komplo teorisi ama ben bunu bilemem. Bilenin de olduğunu zannetmiyorum. Bir tek yapan biliyordur eğer komplo teorisi ise. Ben bunu tartışmıyorum. Benim tartıştığım konu şu. İster insan eliyle yaratılsın, ister doğal yolla olsun, korona diye bir şey var. Ama bu var olan şey 100 kez, 1000 kez teleskopla, dürbünle abartılmış bir şey. Peki niye abartıyorlar? Tüm dünyadaki yöneticiler ve yetkililer koronayı bahane ederek ne kadar sorun varsa, ne kadar pislik varsa, ne kadar derdi varsa halının altına atıp koronalar oldu diyebiliyorlar şu anda. Ekonomi bütün dünyada patladı çatladı. Bir yandan düzeltmeye çalışıyorlar, bir yandan patladı çatladı. Bu ekonominin bu kadar bozuk olması durumunda dünyadaki aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam bu benim bilgim dahilinde değil, ekonomistlerin söylediği bir şey. Amerika'da, Çin'de, Avrupa'da, Japonya'da yani gelişmiş ülkelerde diyeyim, Çin'i de gelişmekte ülkeler arasına sokalım. Dörtte bir şirket zombi şirket. Ne demek zombi şirket? Zombi şirket demek
zaten batacak da, battığı zaman bankalar da batacak diye, batmasın diye bunları yüzdürüyorlar. Yani bunlara çok miktarda yeni kredi veriyorlar. Bunlar da bu yeni kredilerle ancak yaşayabiliyor. İşte şu anda ne oldu? Bütün dünyada ekonomi durdu. Ulaşım durdu, turizm durdu. Sağlık çalışıyor ama hizmet sektörü durdu. Lokantalar durdu, her şey durdu. Ne oldu? Milyonlarca insan işsiz. Bunu halledecekler. Ya zombi şirketleri yok edecekler. Yeniden para basıp diğer şirketleri yeşertecekler. Ama şunu söyleyeyim. Gerçekten korona milattan öncesi, milattan sonrası. Ne ise korona öncesi, korona sonrası o. Ama her şey değişecek anlamında değil bu. Sen sordun. Diyorsun ki her şey değişecek mi? Hayır. 3-5 gün sonra tekrar güneş açacak. Tekrar insanlar sevgilileriyle dolaşacak. Belki birkaç zaman daha el ele dolaşmaya inecekler. İnsanlar tekrar sevgilileriyle el ele dolaşacakları zamanlar yakındır. Ama çok yakın ya bu yaz ya. Ama korona her yere aynı şekilde vurmuyor. Mesela Türkiye'de turizmi vuracak. Türkiye'de turizm gitti bu sene. İstediği kadar ağzınla kuş tut. Türkiye'de turizm gitti. Niye gitti? Bu Türkiye'nin kabahati değil. Türkiye koronayı çok iyi yönetti. Dünyada en iyi yöneten ülkelerden bir tanesi Türkiye ama Avrupa göndermeyecek turistini, Rusya göndermeyecek turistini. Türkiye ne yapsın? Dünyanın en güzel otelleri bizde, en güzel servis bizde ama ne yapalım? Gelmeyecekler. Yerli turist, yerli turist de birazcık gelecek. Ondan sonra diyecekler ki büyük oteller %50 çalışsın, %50 çalışmasın. İşte şey sistemine devam edelim, sosyal fiziksel uzaklık, sosyal uzaklık. Aslında sosyal mesafe diye bir şey yok. Fiziksel diye bir mesafe var. Fiziksel mesafeyi kuralım. Kardeşim, büyük oteller Antalya'daki, Türkiye'deki hepsi %100 dolular göre ayarlanmıştır ekonomisi. %50'si çalıştığı zaman zaten zarar eder. Ha, bunu tartışabiliriz. Zarar mı etsin bu oteller? Yoksa tamamen kapatalım. Külliyen zarar mı etsin? Bunu tartışabiliriz. Bunu zaten yetkililer tartışıyor. Benim kanaatim yıllık 30-40 milyar dolar geliri olan, turizmden geliri olan Türkiye'nin ve mevsimlik işçisi için müthiş bir olarak olan turizm bu sene yok. Yani bu sene işsizlik maalesef bu yaz boyunca korkunç olacak. Çeşme hariç. Tüm Türkiye'yi bir tarafa koy, Çeşme'yi bir tarafa koy. Çeşme hariç. Niye hocam Çeşme hariç? Çünkü Çeşme İzmir'de ve Çeşme İzmirlilerin sayfiyevi olarak kurulmuş bir yer. İnsanların hepsi sayfiyevine kaçacak. Dolayısıyla Çeşme bu sene canlanacak, eskisinden de güzel olacak. Ama Çeşme hariç turizm ve turizm geliri ölecek. İlk videoyu çektiniz, korona yok dediniz, korona Türkiye'ye geldi. İkinci videoyu çektik, Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti. Üçüncü videoyu çekiyoruz, Türkiye'deki ikinci dalga çıkmasın ortaya. Sen yalancısın. Birinci yalancının Allah'ısın. Çektiğimiz videolar ortada. Ben birinci videoda da korona yok demedim. İkinci videoda da korona yok demedim. Üçüncü videoda da korona yok dedim. Şaka yaptım, var dedim. Sen ne sorunu doğru dürüst sor yavrum. Bunların hepsi YouTube Gaz TV kanalında var. Var. Ben de onu aynı şey. Sen Oytun'u yargıladıkları gibi beni yargılatmak istiyorsun. Yemezler. Ben Oytun'u da savunurum. Kendimi de savunurum. Algılamamışsınız. Algınız yanlış. Korona yok demedik. Birinci videoda korona için Amerika-Çin savaşının gerekçesi yapıyorlar dedik. Hala aynı kanaatteyim. Hala korona olayı bir yandan ekonomiyi bütün dünyada düzenlerken bir yandan da yeni bir savaş türü. Hala aynı iddiadayım. Ancak birinci videoda henüz daha hatırladığım kadarıyla Çin'de 17 kişi ölmüştü. Tabii, sayı çok. İkinci videoda Türkiye'de 1 kişi ölmüştü. Şu anda üçüncü videoda hepsinin sentezini yapabiliyorum. Birinci videodaki, ikinci videodaki ve üçüncü videodaki sentezlerle konuşuyorum. Ben birinci videoda korona yok demedim ki. Koronadan korkmayın dedim. Ben dedim diye Nasrettin Hoca dedi diye olmuyor biliyorsunuz. Bütün dünya korktu. Korkun lan korkun. Korkunun ecele faydası yok. Üç gün sonra dürbün tersine çevrilecek. Korkmanız için hiçbir şey gerekecek kalmayacak. Ama korona devam edecek diyorum. Siz korona yok dediğiniz zaman da devam edecek diyorum ben korona için. Korona kaybolmayacak ki. Sizin kafanızda var, şimdi sizin kafanızda kaybolacak diyorum. Bunu anlamazsan o saçma sapan sorularını devam ettirip beni yargılayabilirsin. Devam et Caner. Şiştin mi Caner? Peki bize bir tarih verecek olsanız.
iki ay dediniz mesela. Net bir tarih verebilir misiniz hocam? Ya ben müneccim değilim kardeşim. Değilsiniz ama öngördüğünüz bir tarih. Ya ben müneccim değilim. Ha benim kanaatimce 15 gün sonra korona morona yok. Bir ay sonra hiç yok. 6 ay sonra adını bile hatırlamayacaksınız. AIDS'in adını hatırlamadığınız gibi. Siz koronayı birkaç ay sonra görmeyeceksiniz tahmin ediyorum. Ama biz doktorlar önümüzdeki 5 sene sonra bile koronayı görmeye devam edeceğiz. Ama siz görmeyeceksiniz. Ama aşı tıbbın en büyük buluşlarından bir tanesidir. Hatta aşıyı dünyada ilk kim buldu bilin bakalım. Siz bilin bakalım aşıyı kim buldu ilk? Bir, Çinliler. İki, Anadolu insanı. Çiçek aşısı, bildiğin çiçek aşısı var ya. Şu anda biz mikrobu tanıyoruz, her şeyi tanıyoruz, çiçek aşısı yapıyoruz ama Anadolu'da zaten ermişler, şamanlar o zamanki şeyiyle, bilgeler bu işin faydalı olduğunu görmüşler. İnekteki hastalıktan alıp da çocuklarına şey yapmışlar filan. Ve çiçek aşısını bulmuşlar. Daha o zaman mikrobu bile bilmiyorlarmış. Ama hastalığı keşfetmişler. Deneysel olarak, pratik olarak, gözlem olarak bu işi halletmişler. E şimdi biz artık bir virüs dediğimiz zaman bu virüsü inceliyoruz. Şu anda dünyada korona virüsünü inceleyen yüzlerce, binlerce sesi çıkmayan gerçek bilim insanı çalışıyor. Bunların değişine göre söylüyorum. Bu virüs yapma bir virüs değil. Sosyal medyada politikacılar, o bu her şeyi söyleyebilirler. Onlara göre biz karanlıkta yolumuzu aydınlatamayız. Biz karanlıktaki yolumuzu aydınlatmak için sadece ve sadece bilime ve sadece ve sadece o bilimi algıladığınız kadarıyla özgüvenle, matematik kafayla algılayabiliriz. Ya korona bitti diye bir şey laf ettim mi ben? Korona bitecek dedim, bitti demedim. Lafı çevirmiyorum. Lafım izlersen var. Korona bitti diyecekler, bitti zannedeceksiniz dedim. Bitmeyecek tabii ki. Siz onu görmeyeceksiniz dedim. Biz doktorlar önümüzdeki yıllarda ya valla Oytun'u da böyle yanlış anlıyorlar. Ben sık sık Oytun lafını kullandım. İnşallah Oytun bunları dinler. Çünkü Oytun benim idolüm.